Siz hangi nedenle katıldınız Sayın Akıncı? Çok güzel. Ben bunu aslında Genç TV'ye söyledim ama izlediğim programda söylediklerimi duyamadım. Çünkü çok kısa kesmek durumundaydılar galiba. Fikrimi soran bir Genç TV oldu zaten bugün meydana girerken arkadaşlar. Sordular. Ben de aynen şunu söyledim. Ben Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin 3 kuruş daha fazla, 5 kuruş daha eksik kavgası olmadığını bu topraklarda gerçek anlamda kendi ayakları üzerinde durabilen kendi iradesine sahip ve bu iradeye de herkesin saygı göstermesini görmek istediğim için ve en başta da tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde iş başında olanların Kıbrıs Türkünün iradesine saygı göstermelerinin gerekli olduğu inancını taşıdığım için ve bu ülkede Kıbrıslı Türklerin kendi kurumlarının sahibi olmaları ve onları kendilerinin yönetmesinin gerekli olduğuna olan inancım nedeniyle katıldığımı söyledim. Evet Bunu biraz daha bu programda açalım Arzu Tabii, edersen. Buyurun. Çünkü bence Kıbrıslı Türkler olarak biz ee, geleceğe bakarken yapmamız gereken bir takım işler olduğuna artık kendimizin de inanması lazım Bu içinde bulunduğumuz koşullar sürdürülebilir koşullar değildir bu, bu yapı böyle devam edip gidemez ürettiğinden fazla tüketen bir toplumsal yapı ayakta duramaz bu mümkün değil Kıbrıs Türkü tabi yıllar içerisinde üretimden koptu ya da koparıldı e, bilinçli bir şekilde koparıldığını düşünenler var e, zaman içerisinde bir takım yanlışların yapıldığını e, düşünenler var e, ama sonuç ne olursa olsun bugün öyle bir yapı doğdu ki bu, bu yapı artık sürdürülebilir değildir bu, bu yapının bir şekilde ellenmesi lazım evet. bu yapının değişmesi lazım ama bu nasıl olacak? Bu e, Türkiye'deki yönetimlerle buradaki e, işte e, sendikaların işbirlikçi dedikleri bir takım hükümet e, mensuplarının ki adı ne olursa olsun yani adı bugün e, UBP'dir yarın bir başkası olabilir ben e, o, o anlamda da e, bir parti fetişizmi içerisinde de davranmayacağım bu, Aslında bu gece. Aslında o, sor, o soruyu da size soracaktım Sayın Başkan yani <laughs> halkta halkın büyük bir çoğunluğunda öyle bir inanış var ki artık. O parti gidip bu parti gelse bile çok şey değişmiyor. Çok bir şey değişmeyecek. Ne, neden bu inanç var? İşte yaşayarak gördü zaman. Yaşayarak gördü bence Yaş... 2004 sonrasının <laughs> yarattığı büyük bir hayal kırıklığı da vardı. Doğru. Çünkü eğer iki yani oradaki <laughs> amaç ve yani hedef neydi? Çözüm ve işte o zamanki adıyla statiko'nun devrilmesi. O statiko devrildi. <laughs> Cumhurbaşkanı, başbakan değişti. Dev, devrildi geldi, zannettik. Yani... evet O dönem için devrildi. Ha. Ama değişen bir şey olmayınca ben mesela bugün bir arkadaşımla <laughs> konuştum. Mitinge doğru giderken dedim ki mitinge geliyor musun? Ben zamanında çok yürüdüm. Hiçbir şey olmadı artık gelmem dedi. tabi sonra gene geldi. Hmm. Ama bu tür düşünceler vardır halkın kafasında. Konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla Sayın Başkan siz de aynı düşüncedesiniz. Yani artık partilerin iktidar partilerinin değişmesi pek bir şeyi değiştirmeyecek gibi. Çünkü, çünkü statiko değişmemiştir ondan dolayı. Yani işte vaktiyle Denktaş'ın gidip yerine Talat'ın gelmesi statikonun değiştiği anlamına gelmedi. Ya da UBP'nin evet. gidip CTP'nin gelmesi statikonun değiştiği anlamına gelmedi. Ama geldiğini yaydılar. Böyle söylediler, böyle inandırmaya çalıştılar insanları. Halbuki statüko kur, kurulu düzendir o kurulu düzen köklü anlamda bir değişikliğe uğramadıkça o düzenin bir takım makamlarında olan kişiler değişti diye o düzen değişmedi nitekim de değişmediği ortaya çıktı. Yani yani kısacası <laughs> bu düzenin değişmesi lazımdır. Esas hedefin bu olması lazım. hedefin lazımdır. bu olması lazım ve bu bu düzen de salt parasal ölçeklerle ölçülecek bir olay değildir bunun evet. e, ekonomik, sosyal siyasal, kültürel boyutları vardır. İşte hep söylenir ekonomi büyüdü falan filan kalkınıyoruz. Yok, ekonominin büyümesi başka bir şeydir. Kalkınma başka bir şeydir. Çünkü kalkınma gelir dağılımını da içerir, onun adaletli bölüşümünü de içerir. İnsan haklarını, demokrasiyi, kadınların ne ölçüde toplumsal yapıda ve kamu alanında Görev aldıklarını da içerir, o toplumda çocukların haklarına saygı gösterilip gösterilmediği, hayvan haklarına saygı gösterilip gösterilmediğine kadar bir sürü şey var. Mesela tam da bu noktada aklıma geldi, onu söyleyeyim. Buyurun. E, Türkiye bugün e, dünyanın e, 16. büyük ekonomisidir ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10. büyük ekonomiye sahip olabilmesi ihtimal dahilindedir. Evet. Doğru. ama Türkiye gelişmiş midir Türkiye ciddi anlamda kalkınmış mıdır ekonomik anlamda e, e, büyüme anlamında dünyanın 16 büyük ekonomisidir ama insani değer ölçüleri bakımından ki bunun içinde biraz önce saydıklarım var insan evet. hakları kadın evet. hakları şu bu 83. sırada dünyada. Tabii Türkiye'de de büyük bir de dengesizlik vardır. Evet, o da bir para yani bölgeler arası dengesizlik var. Evet. Cinsiyetler arası eşitsizlikler var. Bir sürü eşitsizlikler var. Dolayısıyla yani anlatmaya çalıştığım e, konu sadece e, ekonomik büyüme ile de ilgili değil. Bunu da hemen bizim burada 2004'ten sonraki durumumuza e, indirgeyerek konuşabiliriz. 2004'ten sonra biz zannettik ki büyüdük, kalkındık. 2004'ten sonra ne olduydu Annan planını biz kabul ettik, Rumlar reddettiydi ve büyük bir inşaat patlaması oldu. Sen çok yani iyi mi? bileceksin bu işte. mesleğin itibarıyla da. Tabii. E, o büyük e, patlama aslında bir suni cennet idi. Ben bunu 2005 seçimlerine girer, girerken bunu çok iyi anlattığımı Zannederdim ama halka yeteri kadar ulaşamamış. Tabii o suni mesajım. Cenneti, tabii o suni cenneti de gerçek cennete çevirebilirdik, yönedemedik Yani her yerde aksaklıklar oldu. Onlar tabii tamamen ayrı bir konu o, ama onu da ayrıca tartışırız. uluslararası hukuk dışında Rumdan kalan mal üzerine yapılan inşaatlarla nereye kadar gidebilirdi o sahte cennet? Orada büyük bir soru işareti her zaman vardı. Benim evet. mesela hep örnek verdiğim bir konu ki o günlerde daha sonuçlanmadıydı Orams davası. Loizy. Daha sonra e, Titünele Oyuzu'du evet. daha evvel. Ama Orams davası mahkemedeydi o aşamada. Ben hep onu örnek verirdim derdim ki e, bu Orams davası eğer aleyhe sonuçlanacak olursa Türk tarafının bu sahte inşaat e, patlaması bir çırpıda oturacak. Evet. Şimdi konumuzdan <laughs> fazla unutmadan bir şey söyleyeyim. Mustafa, unutmadan bir şey söyleyeyim. Bir ülkede yani bunu hükümetlerle ilişkili olarak aklımda olan önemli bir konuyu söyleyeyim. 2004 ile 2009 arasında bu yaşadığımız ve statükonun değişmediği tespitini yaptığımız evet. olay. Tabii ki hem bunda o dönem iş başında olanların bence ciddi hataları var. Hem de güneyde Annan planı hayır oyu çıkmış olmasının da Kıbrıs Türk toplumunun heyecanının durulmasında ciddi bir rolü oldu. Tutulmayan sözler bence en önemlisi. Artı ]ydi. ona geliyorum. Bir takım sözler de verildi. Bunlar da yerine getirilemedi. 2009'dan sonra meydana gelen bu yapı içerisinde ortaya bir hükümet çıktı. Başka bir hükümet çıktı. Cephe gitti, Ubepe geldi. Ancak şöyle de bir durum çıktı ortaya... Ee, yani... oy alabilmek uğruna... söylenebilecek... ne kadar e, yalan varsa söylendi. Çok açık ve net bu, evet. e, gizlenecek bir durum değil. Tutulmayacak ne kadar söz varsa verildi... söylenenlerin de hep tersi yapıldı. Dolayısıyla bu, bugünün en e, acı gerçeği bana göre toplumda oluşan güvensizliktir. Kime karşı? Siyasetçiye karşı. Kendini yönetenlere karşı. Evet. Yani eğer bugün uygulanmaya çalışılan bir takım önlemler ki bunların bir kısmı doğru olabilir. Hepsi külliyen yanlıştır de denemeyebilir. Ama o kadar büyük bir inansızlık ve güvensizlik doğurdu ki bu. Bu hükümetin gerçekten başarı şansını son derece azalttı yapılması gereken e, halbuki e, halka doğruları söyleyerek içinde bulunduğun koşulları anlatarak ne yapılması gerektiğinin projesini de dizayn ederek e, gitmek ve onun desteğini alarak bunları yaşama geçirmeye çalışmak olmalıydı ve olmalıdır da bundan sonrası için de.